Başlıyor muyuz? Açık mı? Tabii başladık. Evet merhaba arkadaşlar bugün. Allah. Evet başlayabilirsin. Tamam. Böyle koşarak geleyim. Tabii tabii. Merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar bugün size sponsorlar nasıl çalışılır onunla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Kısa bir video olacak. Onun için sponsor nedir ve nasıl çalışılır çok hızlı bir şekilde bu konuyu sizlerle birlikte sohbet edelim. Sponsor nedir Herbalife'da? Sponsor sizi Herbalife'la tanıştıran kişidir. Aynı zamanda sizin akıl hocanızdır. Eğer birlikte çalışıyorsanız. Birlikte çalışmıyorsanız, sponsorunuzla birlikte çalışmıyorsanız. Yani bazıları var uzaktadır, başka bir kişiyle çalışıyor. O sizin sponsorunuzdur. Yani manevi sponsorunuzdur gibi. Ama orijinal sponsorunuz her zaman sizi bu işe kattığı için sizin minnettar olacağınız ve saygı duyacağınız bir kişidir. Ve sponsorla çalışırken alt ekibiniz sizinle nasıl çalışmasını istiyorsanız öyle çalışmanız gerekir. Dolayısıyla birincisi sponsora saygı, ikincisi teşekkür ve minnet duymanız lazım. Eğer bir kişi sponsoruna saygı duymuyorsa hiç kimse alt ekibinde ona saygı duymaz. Eğer bir kişi kendi sponsorunun aleyhine konuşuyorsa alt ekibinde herkes onun aleyhine konuşur. Eğer bir kişi desturla sponsoruna yaklaşmıyorsa çok önemsiz, çok değersiz birisiymiş gibi alt ekibiyle, birileriyle tanıştırıyorsa, gösterirse "Aa, bu da benim sponsorum" diyorsa alt ekibi de onun için aynı şekilde davranacak. Eğer bir kişi sponsorunun İşte ben çalışıyorum o kazanıyor diyorsa alt ekibi de onun için aynı şeyi düşünecek. Yani açıkçası eğer siz kendiniz için alt ekibinizin nasıl olmasını istiyorsanız kendi sponsorunuzla da öyle bir ilişki kurmanız gerekiyor. Şimdi onun için sponsoru her zaman teşekkür ve minnetle yaklaşmanız lazım. Neden? Çünkü milyon dolarlık bir işe sokmuş sizi. Ve sizin hayatınızı değiştirecek size bir vizyon, bir fikir vermiş. Bugün ben rahmetli babamdan bahsettim, çocuklarımın öğretmenine. Dedim ki benim babamın parası yoktu. Evet bize para bir miras bırakmadı. Ama bize milyon dolarlık bir miras bıraktı. Nedir? Bize doğru tavırı bıraktı. Bize doğru ilişkiler kurmayı insanlarla ve sağlam bir karakter bize oturttu. Niye? Kendi karakteri çok sağlam bir adamdı. Ve sağlam olduğu için biz de onu kopyaladık. Biz de onu kopyaladığımız için doğal olarak bu aynı zamanda paraya da dönüştü. Neden? Çünkü artık böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, dürüstlük şu anda çağımızın en büyük sektörüdür. Çünkü insanlar çok bilinçli. Artık İşte bul karayı al parayı öyle işler yürümüyor. Neden? Çünkü insanlar artık her şeyi biliyor. Bildikleri için sen bir adım atarsın eğer sağlam değilse ve sen arkasında bir şeyler barındırıyorsan o zaman insanlar zaten ikinci adımda bunu anlıyor ve sonra sizi terk ediyorlar. Sizi terk edince bu işte bitmiş oluyor. Dolayısıyla dürüst olduğunuz zaman sağlam, kalıcı ve büyük iş kuruyorsunuz. Ve Allah'a şükürler olsun babamızdan bir de bunu da öğrendik. Bunu bize anlatmadı. Bunu onun tavrından öğrendik. Yaptığı işlerden öğrendik. Dolayısıyla sponsor böyle bir şeydir işte. Sponsor sizin Herbalife'taki manevi anne babanız gibi bir şey yani. Herbalife'taki anne babanız evet. Size Herbalife'i öğretti, öğretiyor, size vizyon katıyor, size öncülük yapıyor. Ve size böyle büyük bir işe öncülük yaptığı için öncelikle minnettar olmanız gerekir. Şimdi siz de böyle bir sponsor olmanız lazım. Yani birilerinin sizinle gurur duyacağı birisi olmanız lazım. Birileri sizin alt ekibinize, organizasyonunuza sizden bahsettiği zaman gözleri dolması lazım. Size baba gibi bahsetmesi, anne gibi bahsetmesi ve size abi gibi bahsetmesi ve sizden çok büyük minnet, çok büyük saygıyla bahsetmesi gerekir. Bu da ne? Eğer siz onu hak ediyorsanız, gerçekten siz oysanız onu yapacaklar. Yani dolayısıyla böyle bir sponsor olmak istiyorsanız sponsorunuza da öyle yaklaşmanız gerekir. Sponsorunuz bir defa zorunda değildir hiçbir şeyin. Zorunda değildir hiçbir şeyin. Yani size bu işi öğretmek zorunda değil. Size telefonunuzu açmak zorunda değil.
Sizin müşterinizle konuşmak zorunda değil. Sizin alt ekibinizle ilgilenmek zorunda değil. Hiçbir şey yapmak zorunda değil. Sizi bu işin lisansı verdi ya size. Bitti. Beklentiye girmeyin. En kötü şey beklentidir, biliyor musunuz? Eğer çok yüksek beklentiye girerseniz ve beklentiniz sürekli bir şeyler istiyorsanız, sponsor zorunda hissettirirseniz, sen sponsorumsun, yapmak zorundasın. Bunu bana diyen oldu, biliyor musunuz? Ve ben de ona dedim ki git dedim. Git dedim. Gitti yani. Yani valla. Kurban gülüyor bana. Evet. Yani o kişiler varlar Herbalife'de ama nerede? Herbalife'de. Evet, Herbalife'i bırakmadılar. Neden? Çünkü Herbalife onlara gerçekten vizyonu gösterdik. Ama yani zorundasın deyince de yani git demek zorunda kaldım. Ya zorunda değilim dedim yani. Değilim. Çünkü senin gibi bir sürü ekibimiz var. Bir sürü Herbalife'da evladımız var senin gibi. Yani bütün zamanımı almak istiyorsun. Bütün her şeyimi almak istiyorsun. Yani sahip sponsorum benim, annem babam sadece benim dersen, o zaman diğerleri ne olacak? Peki diğerlerine ne enerji kalıyor, ne güç kalıyor, ne bir hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey bırakmıyorsun. O zaman sen doğru bir evlat değilsin. Sponsor sana ne diyecek, o zaman git diyecek. Ve çünkü bir sürü başka evlatları var ve onlara doğru bir şekilde zamanı ve enerji harcaması lazım. Yani sponsorla çalışırken her zaman eğer size bir şey veriyorsa ve siz size yardımcı olmaya çalışıyorsa teşekkür edin ona. Ve saygı duyun ve minnetle Allah'a şükürler olsun sponsorum bana bu konuda yardımcı oldu deyin. Bu kadar. Ve bu ne yapacak biliyor musunuz? Aynı şekilde sizin ekibiniz de size öyle davranacak. Ve size iyi hissettirecek. Bir defa iyi hissettirme. 4. İyi hissettirin. Ya siz sponsorunuzu ararken şundan emin olmanız lazım. Benim sponsorum benim sesimi duymaktan mutlu. Ya şunu demesin. Ya bu yine bu adam mı aradı? Ya da bu kadın mı aradı beni? Ya ya deyip efendim demesin yani sponsorunuz. Sponsorunuz sizi ararken böyle yüzü gülsün, mutlu olsun. Bu puan değil arkadaşlar. Bu para değil. Bu ilişki. Anladınız mı? Bunun adı ilişki. Eğer doğru ilişki kurarsanız emin ol çok güzel enerji alacaksınız karşı. Ayna gibi. Aynada bir ayna koyun karşınıza konuşurken. Siz eğer çok iyi bir enerji aynaya veriyorsanız aynada size enerji veriyor. Aynaya gülerseniz aynada size güler. Böyle. Dolayısıyla sponsora iyi enerji verin. Yüreklendirin. Hatta bazen destek olun. Çok güzel, çok keyifli bir şey. Sponsorumuz da bizim o tarz ilişkilerimiz oldu. Arardık, derdik ki sponsorum işte bu ay şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hele Filiz Hanım çok yapmıştır bunu. İşte bu ay işte bu kadar puan yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan. Tamam, o kadar puan olmuyordu. Belki yarısı oluyordu ama iyi bir şey. Ya da işte biz mesela oturduk sponsorumuzun milyonerliğini planladık Filiz Hanım'la birlikte. Oturduk, dedik ki valla biz sponsorumuzun milyoner olmasını istiyoruz. Hakikaten biz sponsorumuzu gerçekten seviyoruz. Ve biz onun milyonerliği için milyoner olsun diye planladık kafamızda. Anladınız mı? Niye? Çünkü güçlü bir sponsor her zaman bizim için de iyi. Kendimiz için yaptık. Niye? Güçlü bir sponsorumuz da olsun. Herkesin arasında bizim sponsorumuz S&P'de olsun dedik. O dönem çok da ihtiyacımız vardı. Ve çalıştık ve bundan hiçbir zaman da pişman olmadık. Ve çok 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 daha iyi yerlere sponsorumuz gelsin istiyoruz. Çünkü bizim sponsorumuz yani. Öyle. Dolayısıyla biz sponsorumuzu ne kadar iyi yerlerde görsek o kadar onunla gurur duyacağız. O kadar iyi hissedeceğiz. İyi hissettirin sponsorunuzla. Sponsorunuza iyi hissettirin. 5. Eğlenceli vakit geçirin sponsorunuzla eğer bir araya gelecekseniz. Eğlenceli vakit geçirin. Yani şey olmasın. Sadece işte bir yani puan mevzusunu ortadan kaldırın. Yani. İşte ya da işte promosyon işte ne bileyim ya ilişki kurun. Ya basbaya iki vatandaş gibi ilişki kurun. İki
birbirini tanımayan insanlar nasıl tanışıyor, arkadaş oluyor? Bu şekilde olabilir. Yani böyle hissedin. Böyle ya, sadece şey değil. Bu da sizin ekibinize, sizin işinize yansıyacaktır. Neydi? Saygı, minnettarlık, sponsor zorunda değil. İyi hissettirin. Arayın. Ha, bazen şunu diyecektim. Mesela biri ne dedi biliyor musunuz? Şeyde, hayvallah bak, eğitimler çok önemli. Eğitimlerle ilgili de bir video çekeceğiz. Tayland'da o zaman bir eğitime katıldık. O zaman Herbalife'de yeniydim, bak unutmamışım. Şey demişti birisi, bir bayan vardı, kulüp üyesi. Herbalife'in ilk dönemlerini bahsetti. O kadar zordu ki dedi. İşte Amerika'da Herbalife yapmaya çalışıyoruz, yeniyiz, kimse bizi tanımıyor vesaire. Devletle bir yandan kendimizi kabul ettirmeye çalışıyoruz. Şirket olarak Marcus bunu yapıyor. Marcus hem şirketin sahibi hem distribütör. Ve bunlar da Marcus'un alt ekibi. Sonra Kanada'yı açtı Marcus dedi. Ondan sonra Kanada'da bir takım sıkıntılar oldu. Sonra Amerika'da da bazı sıkıntılar oldu. Ve bu dünyanın beslenme alışkanlığını değiştireceğiz ve dünyayı işte daha güzel, daha yaşanabilir hale getireceğiz diyen adam ve bu vizyona sahip adam moral bent çökmüştü ve gerçekten çok zor durumdaydı. Marcus için dedi. Ve dedi ki biz toplandık onun etrafında. Dedik ki biz beraberiz ve biz yapacağız. Biz senin hayalini gerçekleştireceğiz. Biz senin yanındayız. Ben şunu söylüyorum, tüylerim diken diken oluyor. Yani biz sponsorumuzu motive ettik. Biz sponsorumuzu güçlü kıldık. Ve biz dedik ki yapacağız, hiç şey yapma. Yani sen tek değilsin, seninle beraberiz, birlikteyiz. Bunu bütün ruhumuzla, bütün kalbimizle, bütün gönlümüzle ona söyledik. Ve beraber, birlikte kenetlendik. Ve Herbalife'ı o dönemki sıkıntılı dönemlerden kurtardık. Marcus'u yine aynı şekilde sıkıntılarına ortak olduk ve Herbalife'i bugüne getirdiler. Sponsor ve distribütör ilişkisi tam da bu olmalı. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.